Başkanım, ya işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilkelerine bağlı olan biri gibi konuşuyorsunuz. Kesinlikle işte onu içselleştirdiğinizden kaynaklı. Memleket Partisi'nde siyaset yapıyorsunuz ama başından da belirttiniz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okum içerisindeyim. Elbette Memleket Partisi de o ayarlarda. Evet. Siz köyleri dolaşıyorsunuz. İşte Evet. izliyorum ben sizi sosyal medyanızda izliyorum. Köyleri dolaşıyorsunuz. Çok kalabalıklar da sizi karşılıyor. Bu programın görselini görenler çok aradılar beni. Daha önce meclis üyeliği yapmış ve Menemen'de gerçekten saygın yerleri olan insanlar, çok saygı gören insanlar da aradılar. Ben de orada görev yaptığım için tanıyorlar Evet. çünkü. Önce selamlarını ilettiler. Aleyküm Sonrasında selam. Getiren götüren sağ olsun Sağ diyoruz. olun. Biz de üzerimizde kalmasın söyleyelim. Şimdi ya 2 yıl sonra bir seçim olacak. 2 yıl sonra öngörünüz nedir? Bir taraftan Memleket Partisi'ndesiniz. Öbür tarafta işte ittifaklarda kimi İyi Parti de artık Menemen'de belediye başkanı olmak isteğini Elbette tabii. dillendiriyor. Bir an önce bahsettik. %21 HDP'nin oyu var. Bütün bunları değerlendirdiğimizde 2 yıl sonraki seçimi nasıl görüyorsunuz? Ya da size şöyle bir teklif gelirse Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da Millet İttifakı'ndan ortak aday olmalısınız dendiğinde siz bunu reddedecek misiniz? Şimdi çok keskin bir soru bu. Bir defa onu söylemek istiyorum. Yani Menemen çok enteresan bir yer. Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Boşnağıyla, Lazıyla, Romanıyla, AK Partilisiyle, MHP'lisiyle, HDP'lisiyle, CHP'lisiyle, İyi Partilisiyle çok karışık bir yer. Bu anlamda biz 20 yıl boyunca herkesi kucakladık. Bütün siyasi partileri. ANAP'lı demedik. Doğru yolcu demedik. DSP'li demedik. Herkesi kucakladık. Herkesin işine eşit bakmaya çalıştık. Zaten bugün 4 dönem bizi insanlarımız seçtiyse bu eşitçilikçilik anlayışından dolayı, adaletçi davranışımızdan dolayı kimse beni kara kaşıma kara gözüme oy vermiyor sevgili Doğan kardeşim. Oy vermedi, seçmedi. Ben de kara kaş da yok, kara göz de yok aslında. Yani ben öyle bir çakır gözlü, ela gözlü bir Başkan. insanım yani. Öyle bir o düşünceyle oy vermedi. Belki birinci dönemde etrafımla falan oy aldık ama ondan sonra 2, 3, 4 hep böyle çok çalışarak. Çok çalışarak oy aldık. Şimdi böyle bir teklif gelmeden bunları böyle düşünmek doğru değil ama benim herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatmaya çalışayım. Türkiye ekonomisini görüyorsunuz nerelerde. Bugün buraya gelirken trafik bir sıkıştı. Daha Koyunları'dan başlamak üzere. Koyunları, Ulukent arası bir sıkıştı. Ya dedim burası bu saatte sıkışmazdı. Acayip trafik adım adım yürüyor. 2 tane benzin istasyonu var. İkişerli kuyruk olmuş. 150 metre. Çanakkale asfaltına taşmış. Az daha geldim aynı şekilde. Şemikler de aynı şekilde. Her taraf aynı. Sağ sol. Ben akaryakıt istasyonu çalıştırıyorum. Ben mazotun kaç lira olduğunu bilmiyorum. Geçen köylerde bir yeğenime sordum mazot kaç dedim. Onlar da şaşırdı. Onlar da söyleyemedi. Ki bütün gün işin üzerinde onlar var. Gübre kaç lira belli değil. Yumurta kaç lira belli değil. 1 kilo süt kaç lira belli değil. Yani gıdada %8'lik KDV %1'e indiriyorsunuz eyvallah teşekkür ederiz. Elektrikli iyileştirmeler yapacağız diyorsunuz eyvallah teşekkür ederiz. Ya iyileştirme yapmadan bu elektrik fiyatları, bu gıda fiyatları nerelere gitti? Dolar nerelere gitti? Dolar 8 liradan 15 liraya, 14 liraya gitti. Bakın bütün iktidarları tencere götürür. Eğer tencere kaynamıyorsa o iktidarlar güle güle gidiyor demektir. 20 yılına da teşekkür ederiz. Eğer 5 yıl bir dönem yaptılarsa onlara da teşekkür ederiz. Ama demokrasinin gereği olarak bu tencere ekonomi düzgün değilse bu iktidarımızın değişmesi lazım. Yaptıklarına teşekkür ederiz. Yaptıkları da var. Bana göre. Yaptıkları da var.
Hiç kimse körü körüne siyaset yapmayalım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin yaptıkları da var. Ama şu anda ekonomi yönden film koptu. Film koptu. Benim derdim öncelikle bu ekonomiyi düzeltebilecek, bu adaleti, hukuku getirebilecek yepyeni bir güçlendirilmiş parlamenter sisteminin gelebilmesi için, tek adamlıktan çıkabilmesi için öncelikle ilk yapılacak olan genel seçimlerde bu iktidarı sevmediğimizden değil, bu iktidar mensuplarını sevmediğimizden değil, hepsini seviyoruz. Üyelerini seviyoruz, hepsini. Ama artık film koptu. Öncelikle Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin ışığı için, gençlerin, bizden sonraki nesiller için bu iktidarın gitmesi şart oldu. Benim birinci derdim bu. Birinci derdim. Tabii ikinci derdim, insan kendi evinde iktidar olacak. Kendi evinde iktidar olacak. Serdar Aksoy geldi, çok önemli yanlışlıklarla gitti. Yanlış bir yöntemle Sayın Aydın Pehlivan kardeşim geldi vekil olarak. Biraz önce borçlardan bahsettim. Serdar Aksoy'un 150 milyon lira borç bıraktığını, Aydın Pehlivan'ın videolarında Tahir Şahin'in 18 milyon lira borç bıraktığını anlattı Aydın Pehlivan kendi ağzından, kendi videolarıyla, kendi görseliyle ilk belediye meclis toplantısında. Peki şu an Menemen Belediyesi'nin Serdar Bey'den sonra ilave borcu kaç lira oldu diye baktığımızda 11 ay öncesini konuşuyorum. Yani 1,5-2 ay öncesini konuşuyorum. 11 ayda 125 milyon lira ilave borç yapmış. Şu an yönetim. Tabii şu andaki yönetim. 125 milyon lira borç yapmış. Siz 11 ayda 12 ayda bu borcu yaptınız 125 milyon lira. Serdar Aksoy 150 milyon diyorlar, 200 milyon diyorlar. 200 milyon olsun. Daha bir 9 ay kalsanız siz Serdar Aksoy'u da sollayacaksınız borçlarda maşallah. Bakın, ne matematik biliyorlar, ne tasarruf biliyorlar. 100 tane bankamatik kadar diyebileceğim müdür var. Müdürün müdürü var. Şu andaki durum. Şu andaki durum, tabii. Şu andaki durumdan. Müdür var, müdürün müdürü var. Oradan yatay geçiş, buradan yatay geçişler. Kadro iyice şişmiş. Fazla alınan Serdar Bey'in veya Aydın Bey'in döneminde fazla alınan, yolda süpürge yapan, parkta toprak belleyen kardeşlerime hiçbir şey demiyorum. Ama 100 tane gerçekten 8-10 bin lira maaş alan hiç hak etmedikleri halde. Neredeyse bankamatik kadar diyebileceğim şekilde. 100 tane 10 bin lira olsa 1 trilyon lira yapar. Sadece onları çıkarsanız yılda 12 milyon lira tasarruf yaparsınız. Bir de önemli bir tasarruf mal alımında. Belediye mal alımında. Mesela bana gelirdi, bir müzekkere gelirdi, 3 kilo boya, 5 kilo boya, 10 kilo çivi, neyse, 3 tane el arabası, neyse bunun ismi. Ben hemen sorardım ilgili birim amirine. Tamam, sen ne yapacaksınız bu 10 kilo çiviyi derdim. Başkanım şurada kullanacağız. Öyle 10 kilo fazla, 4 kilo yeter derdim. Karalardım. Bütün müzekkereleri ben imzalardım. Bütün alım müzekkerelerini. Şimdi 10 tane başkan yardımcısı var. 10 tane başkan yardımcısı var. Yani başkan yardımcısı olmayan da gelmiş belediye meclis üyesi oturmuş öyle başkan yardımcısı görevini yapıyor. 70 tane 100'e yakın müdür olursa herkes bol keseden harcıyor. Sevgili Doğan kardeşim. Bu da aylık olarak bana göre en az 2 milyon lira, 2 trilyon lira tasarruf yapmamayı gerektiriyor. Yani matematik falan bildikleri yok. Vatandaş gidiyor belediyeye ama başkan vekiline gidecek, ama başkan yardımcına gidecek. O kapıya gidiyor, bu diyor benim işim değil diyor. O kapıya gidiyor, bu diyor benim işim değil diyor. Vatandaşın borcu var.
Vatandaşın borcu var, faizi var, ödeyememiş. Bana yardımcı olun diyor. Kimse yardımcı olmuyor. Ya bütün hükümetlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti bütün hükümetleri zaman zaman raflar çıkardı, şu çıkardı, bu çıkardı. Siz de bunun yolunu bulun. Bu vatandaşa 10 liralık borcunu 5 lira almaya bakın. 5 lira almaya bakın, bir yolunu bulun. Boğazınızdan geçmediği sürece hiçbir şey olmaz. Bana gelirdi MHP'li kardeşim, bana gelirdi AK Partili kardeşim. İnşaat ruhsat arzı çıkmış 10 bin lira. Ben Doğan Beyazgül'üm, bunu ne kadar ödeyebileceğini biliyorum. O bana esnaflığın yaptırmış olduğu minibüsçülüğün, akaryakıtçı lisansörcülüğün vatandaşımı tanıma şansı olurdu. Ben derdim ki Doğan Beyazgül burada 5 bin lira ödeyebilir. Ama şimdi hiçbir şey yapmıyorlar. Belediyemize para lazım. Hiçbir vatandaşımıza indirim falan yapmıyorlar. Belediyemize para lazım. Ya siz AK Parti hükümetiyiz, biz hükümetiz. Menemene dünya paralar getireceğiz diye gelmediniz mi? Evet. Geldiniz. Vatandaşa zerre kadar yardım etme düşüncelerini bıraktım. Anlayışları bile yok. Hayal bile edemiyorlar. Ya siz kaymakam değilsiniz. Siz vali değilsiniz. Siz belediye başkanısınız. Başkan vekili, belediye meclisi üyesi içinden seçilmiş olsa da öyle veya böyle sizin başkan adayınızın verdiği bir sözler var. Siz orayı aldınız artık başkan vekili olarak. O zaman Durmaz Bayraktar'ın vermiş olduğu sözlere de istinaden o vatandaşa o sözlerin tutulmasında yardımcı olacaksınız. Sorduğunuz zaman o sözleri ben vermedim, Durmaz Bayraktar verdi deniyor. Ben Durmaz'ı da severim ayrıca. Severim. Durmaz'ın verdiği her söz sizi bağlar. Pazarcıya söz verdiler. Ben ne zaman aday gösteremedim. Serdar Bey de söz verdi. Bir kuruş almayacağım dedi. Namus söz dedi. Durmaz Bayraktar da bir kuruş almayacağım. Namus söz dedi. Güzel. Gücünüz varsa para almadan yapın. Ben 7500 ortalar, 12500 köşeler para alacaktım. İkişer bin lira almıştım o dönemde. Serdar Bey'in günü ve zamanı yetmedi. Para almadı. Şimdi başkan vekili Aydın Pehlivan soruyorsunuz. Ya şimdi aldıkları para 20, 40, 60 bin lira. Bir adam 3 tezgah olsa 180 bin lira. 180 bin lira olan benim pazarcı kardeşim o işi yapmaz zaten. Başka iş yapar. Olsa bile söz verdiniz almayacağım diye. Soruyorsunuz niye söz verdiniz, namus sözü diyorsunuz. Ben söz vermedim, Durmaz Bayraktar söz verdi deniyor. Durmaz Bayraktar'ın verdiği her söz hepinizi bağlar. Benim burada konuştuğum, verdiğim her söz, kurduğum her cümle, kullandığım her kelime Memleket Partisi ilçe başkanlığını değil genel merkezde bağlar. Benim 15 yıllık şoförüm Ali kardeşim de bağlar. Bu anlayışla olmazsanız o belediyeyi kucaklayamazsınız. Alevi'yi, Sunni'yi, Lazı, Çerkez'i, Boşnak'ı, Türk'ü, Kürt'ü kucaklayamazsınız. Kucaklar gibi yaparsınız. Tahir Şahin'e benzemeye kalkarsınız. Ama benim vatandaşım akıllıdır. Sizin sahtediğinizi hemen görür. Burada görür. Yüzünüzde görür. Burnunuzda, dudaklarınızda görür. Her hareketlerinizde görür. Sizin sahteliğinizi, sen sahtesin kardeşim. Yapma bunu der. İşte ben niye yoldayım? Bu anlayışı, birinci anlayışımı anlattım. Türkiye ekonomisi gitmiş. Dünya ekonomisi gitmiş eyvallah. Ama değişim zamanı, değişme zamanı. Şimdi burada Menemen'de de aynı anlayış var. O kucaklamayı tekrar tesis edebilmek için, tekrar Menemen Belediyesi'ni doğru yöne çekebilmek için bir derdim de Menemen Belediyesi'ni bu yönetim anlayışından kurtarmak. Memleket Partisi'nde sorunuza geleyim. Bunları bilerek açıyorum. Biraz uzatıyorum. Ama daha iyi anlaşılabileyim evet, diye. Kamuoyunun hem merak ettiği sorular da bunlar. Tabii. Çok sorunuza evet. Geleyim. Benim derdim bir, memlekette değişim. Türkiye'deki iktidarda değişim. İki, kendi ilçemde, memleketim kadar önemli, kendi ilçemde bu yönetimden kurtulmak. Bu Tahir Şahinli olur, Tahir Şahinsiz olur. Bunlardan kurtulmak. Bana böyle bir öneri gelir, gelmez.
Bu köprünün altından daha çok sular akar. Siyasette ben en olmaz dediğim şeyler oldu. Ya %99,9 olur dediğim şeyler olmadı. Yani ilginç bir şey ya. Evet. Doğancığım çok ilginç bir şey siyaset. Yani bunu çok erkenden konuşmak yanlış ama benim gönlümü ve hedefimi anlattım. Benim derdim bu yönetim anlayışını menemenden kurtarmak. Nasıl olsa iki sene var diye böyle bir anlayışı sergilemeye hakkınız yok sizin. Hiçbir belediye başkan vekilinin, hiçbir belediye meclis üyesinin, hiçbir buna dayalı bürokratların, ki bürokratların benim dönemde %99,9'u temiz arkadaşlarımda. Ufak tefek yanlışlar, %1 olabilecek işler bunlar. Ama şimdi baktığınız zaman inanılmaz şeyler duyuyoruz. İnanılmaz. Yani bu rüşvetin ispatı olmaz ama ver 50 bin lira, ver 100 bin lira, ver 500 bin lira gibi çok ciddi iddialar duyuyoruz. Menemen Bey. Yani acayip bir şey. Borç niye ödenmiyor iktidarınız? Borç büyümüş. Niye? Pazar yerini yaptım derseniz 24 milyon lira harcadınız KDV dahil. Oraya verdim derdiniz. 22 milyon lira işçiye verdim derdiniz. Diğeri nerede? Pazarcıdan para topluyorsunuz. Ki pazar yerinin yapımı benim yönetim devam etseydi 8 milyonu geçmezdi. Ama benim yöntemle. Onu ihale ederseniz bunu ihale ederseniz ben doğrudan teminle iş yaptım. Pazarlık ettim. Çatı kaç para? 10 lira. Yok kardeşim 7 lira yaparsan gel yap. Çat çat pazarlıkla. Buna hep ben Tahir Şahin yöntemi, Tahir Şahin tarzı dedim. Siz bunu yapmazsanız, çekinirseniz Göl Park yaptım. Kendi belediye emekçilerimle yaptım. Yapmaya kalksam 150 milyon lira, 100 milyon lira arası ihale çıkar. İhalede de neler döndüğünü herkes biliyor. Herkes biliyor. Ha yapı işlerini kültür merkezine ihale ettim. 12.500 TL'yle ihale ettim. İhale edilecek işler vardır, ihale edilmeyecek işler vardır. Onun için böyle bir yönetim anlayışı olmaz. Umarım menemenler hak ettiği yönetimi, herkesi kucaklayan, birleştiren anlayışını tekrar geri getirecekler.